Ne haber? Nasılsınız? Her nasıl başardıysam bilmiyorum ama bilgisayarımın Windows'unu çökertmeyi, bozmayı başardım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama belki nasıl çözerim birazdan göreceğiz, öğreneceğiz. Ondan önce tabii ki dilenme kısmı Türkçe videolara lütfen destek verin. Bunu kısa bir yorum bırakarak, beğen tuşuna tıklayarak, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açarak ve videoları faydalı buluyorsanız her yerde paylaşarak yapabilirsiniz. Şimdi mekan farklı gelmiş olabilir. Çünkü vatan toprakları içerisindeyim ve bir süre burada kalacağımı düşündüğümden eski bilgisayarımı getirdim. Neden eski diyorum? Çünkü yenisini topladığımı da belki biliyorsunuzdur. Burada parçalardan bilgisayar toplama diye bir şeyim vardı. Nasıl oynatma listem vardı. Bilgisayarı aslında topladım. Sadece ekran kaldı. Bir tane kendime büyük ekran almak istemiştim. Aldım da hatta. Odaklan bir yerlere odaklan işte kamera hadi. Ondan sonra ekranı da aldım. Tam onarma işlemine başlayacağım. Buraya gelmeye işlerim çıktı. O da öyle kaldı. O şeyi bitiremedim. Aslında bakarsan bilgisayar toplandı gerçekten. Yani çalışır durumda bir kere daha toplayıp kullanamadan buraya geldim. 17 inç Samsung şuna bak. 4'e 3 ekran. Eski ekranımı kurdum ki iki ekranla çalışayım. Bunların hepsini şeyden getirdim. Almanya'dan getirdim işte. Orada belki bir şeyler tamir edersen falan diye bunları da getirdim. Bayağı yüklendim geldim yani buraya. Kurdum yine düzenimi. Neyse ne diyordum işte yani onu merak edenler varsa onun durumu böyle bilgisayar hakikaten toplandı. Yani o yüzden ona güvenerek de aslında bunları getirdim. Çünkü oraya döndüğümde orada çalışır durumda bilgisayarımı bulacağını bildiğinden bunu da buraya getirdim işte. Yani merak edenler varsa söylüyorum. Şimdi ne oldu? Elimde iki tane, şimdi önümdeki haritadan başlayayım. Şu benim içinde Windows yüklü olan 860 Pro. Yani bütün bilgisayar programları vesaire bu hepsi bunun içinde. Bunda hiçbir sıkıntı yoktu çalışır durumda. Windows'un filan kullanıyordum işte bütün programların içinde yüklüydü. Ondan sonra bunun içine de eğer hatırlıyorsanız şey diye video çekmiştim. Zamanda yolculuk 10 yıllık bilgisayarı diriltme 10 yıllık bilgisayar dirilir mi diye öyle bir video çekmiştim işte. Buradaki ilgili bazı şeyler de aslında orada şey var. İki videoda aslında az buçuk biraz ilgili. Ama merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bu orada o bir şey var. Bu SSD orada var da bu 128 GB'lık hafıza kartı tadında eski bir SSD. 128 aynen 128 GB. Şimdi çıkarttığım videoları mesela işte kurgusunu yaptım ve bir yere çıkartmak istiyorum. Bununla çıkartmak istiyordum. Hani işlemini yaptım, kurgusunu falan yaptım. Çıktısını nereye alacağım? Böyle ufak bir şey almak istemiştim. Bunun da içinde daha önce Windows yüklediğim için. Çünkü dedim ya o videoda o eski zamanda yolculuk dediğim o öbür videoda bunun içine Windows yüklemiştim. O yüzden içinde silinemeyen kısımlar vardı. Silinemeyen kısımları da nasıl silersiniz işte o videoda eski dedim ya 10 yıllık bilgisayar tamir olur mu diye video çekmiştim. Onu da göstermiştim. Diskpart diye bir komut var. Diskpart diye komutla normalde silemediğiniz Windows'un yüklerken kendini yüklerken oluşturduğu bir bazı kısımlar var işte. Onları silemiyorsunuz siz normalde ama Diskpart diye bir komutla silebiliyorsunuz. Ben de ne yaptım? Bunu da taktım şey bilgisayara. Bu bilgisayara Diskpart komutunu girdim. İçini temizledim, sildim. Ondan sonra bir baktım bilgisayar açılmıyor. Gerçekten yani bu da takılıydı. Yani bu işletim sisteminin yüklü olduğu, işletim sisteminin buna yüklü olduğu bilgisayarıma yancı olarak bunu da taktım ve bunun üzerine Diskpart komutlarına girdim. Çok da eminim sadece bunun üzerinde çalıştığıma ama her nasıl olduysa bundaki şey bozuldu abi. Bundaki Windows'um bozuldu. İçindeki şeylerim duruyor. İçindeki bilgilerim duruyor yani. Yani bilgilerime erişebiliyorum bunu harici olarak bir yere taktığımda. Ama dediğim gibi Windows başlamıyor her nedense. Şimdi biraz da aralarındaki fark ne onu göstereceğim. Şimdi bunun üzerine içine tekrardan Windows yükledim. Windows 10 yükledim. Çünkü gerçekten üzerine bilgi az. Ben de o yüzden video çekmek istedim. Şimdi bunu 2 dakika takıyorum. Tek elimle takabilecek miyim? Dur bakayım. Tek elimle takabilirsem ne güzel. Takamazsam da videoyu kapatayım bakalım. Ya, tek elle olmayınca bu içinde dediğim gibi hard disk sıfır şu an temiz Windows sıfır dedim. Tertemiz Windows var içine Windows yükledim. İşte bunu da nereden indiriyorsunuz? Windows'un yüklemesini nasıl yapıyorsunuz? Nereden indiriyorsunuz? Hepsini o videoda anlatmıştım. Bir önceki o eski zamanda yolculuk eski bilgisayar dirilir mi dediğim videoda. Şimdi buradan hemen isterseniz buraya CMD yazın. İsterseniz Windows ve R tuşuna basın. Buradan çalıştır çıkar. Bakın hemen CMD'ye girdi. CMD command prompt. Şimdi Windows Shell diye bir şey daha çıkmış ama emin değilim. Şimdi buraya disk part yazıyoruz. Disk part. Gördünüz mü? Disk part. Yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve diyor ki disk part'ı açmak istiyor musunuz? Evet açmak istiyorum. Şimdi disk part'tan size bunun komutları göstereceğim zaten ama list disk diyoruz. Yani bilgisayara bağlı olan diskleri listeliyorum.
Disk. Ha, bir tane zaten list takılı. Disk 0. Şimdi select yani disk 0'ı zaten takılı olan disk disable klavyenin hepsi üzerindeki yazılar silindiği için öyle göremiyorum. Şimdi disk 0'ı seçtik. Şimdi diyoruz ki list volumes. Bunların hepsini onu da videoda göstermiştim. Bir daha da göstereceğim. Ben size şu an list volume aslında. List volume. Aynen. Şimdi bakın. Zaten göstermek istediğim dedim mi? Bu şeyleri, komutları göstereceğim zaten. Ben sadece size burada içine salaklı bir şekilde Windows yüklenmiş olan bir şeyin SSD'nin ya da hard diskin her neyse içindeki volümler, içindeki parçalar nasıl gözüküyor onu göstermek istedim. Şimdi bakın. Disk 0'daki içindeki volümleri listeliyor. Şimdi volüm 0 neymiş? NTFS'ymiş. Bu dosya sistemi bakın. Şöyle C olduğu için sadece tek yani D falan yapmadım ben. SSD'nin içinde başka bir şey yok. Başka bölüm yok yani. Nasıl yani siz C ve D diye normalde ayırırız yani. Şeyleri belki daha fazla C, D, E diye işte 3 parça yapmak istiyorsanız bu SSD tek parça. O yüzden sadece C var gördüğünüz gibi. Volüm 0 C'ymiş. Dosya sistemi NTFS'ymiş. Tamam. Ondan sonra burada ne diyor? Bakın info kısmında boot diyor. Yani başlatma diyor. Şimdi bu ikincisi FAT32 dediği 100 MB olan. Bu bizim içinde başlatma aslında dosyalarımızın olduğu. O yüzden biraz kafa karıştırıyor yani. Çünkü başlatma aslında şeylerini, boot dosyalarını bu FAT32'nin içinde beklersiniz. Aslında öyle de işte şey info kısmı biraz kafa karıştırıyor ama göstermek istedim. Şimdi FAT32 dediğim gibi sistem. Burada bir tane de gizli var. Şimdi o gizlinin ne olduğunu da birazdan list partitions dersek göstereceğim. Hatta aslında girelim list partition değil oğlum. List sadece part da yazabilirsiniz. Ben sadece uzunluğunu da göstermek için. Yani list part da yazsanız aynı komut olarak algılıyor. List partition de yazabilirsiniz. Şimdi list partition dediğimizde bu hidden olarak gösterdiği bakın hidden dediği recovery dediğimiz bir parça. Bu recovery güncelleme falan yaptığında oluşturduğu bir parçaymış. Ben üzerine çok bilgim yok ama yani bakın system dediği bizim işte içinde başlatma dosyalarımızın olduğu FAT32 olan 100 MB'lık bir kısım. Reserved Windows bunu yaratıyormuş. Niyeyse bilmiyorum Windows 10 16 MB'lık böyle rezerve bir kısım yaratıyormuş ufak. Primary dediği de bizim içinde Windows'un yüklü olduğu kısım. Yani buradaki karşılığı işte primary diyor. Burada bizim içine şeyin boot'un ve bizim Windows dosyalarımızın her şeyin aslında yüklü olduğu kullandığımız kısım bizim gördüğümüz. Ondan sonra FAT32 olan da buradaki 100 MB yine olan sistem. Ondan sonra ne? 16 MB zaten burada göstermemiş. Recover dediği de buradaki hidden kısmı. Yani şimdi bunu bir kafanıza canlandırın. Belki ekranda da şey yapabilirim yani. Ekranda da yan yana koyabilirim belki. Güzel aralarındaki farkı göstermek için. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum. Bir de benim bozduğum hard diske bakalım. Şimdi de bozuk olduğunu söylediğim, yani işletim sistemine giremediğim, başlatamadığım bu şeyi taktım. 860 Pro'mu aslında bütün işletmişte bütün programların içinde olduğu, bilgilerim içinde olduğu şeyi taktım. SSD'yi taktım. Bunu da çıkarttım. Çünkü bu takıl olursa biraz kafa yani başka bir şey takıl olursa burada bilgisayar kafa karıştırıyor. Yani bütün diğer parçaları çıkartın. Çünkü o zaman volümleri listele falan diye girdiğinizde kafanız karışıyor gerçekten. Çünkü şey oluyor başka sadece istediğiniz hard diskin volümlerini göremiyorsunuz. Bilgisayarda ne kadar volüm varsa hepsini gösteriyor ve kafanız karışıyor. Bilgisayarda kaç tane hard disk takılıysa hepsinin volümünü gösteriyor. Mesela list volumes demiştim ya. Öyle bir sıkıntı çıkartıyor. Şimdi başlatma çubuğumla buradan bilgisayarı başlatacağım. Oradan dokun aynen. Öyle stylus lan bilgisayar başlatıyorum. Şimdi görelim bakalım bilgisayarın geldiği haline. Biraz bekleyeceğiz. Böyle biraz bekletiyor. Çünkü Windows açılacakmış gibi yapıyor. Ama hiç ümitlenmeyin. Hiç sevinmeyin. Aha yani Windows orada penceresini görünce aha açılıyor gibi bir durum yok. Şincik gelecek zaten. Buradan bize diyor ki dil seçin. Dil seç. Dil seçmezsek ama sonra sıkıntı çıkartıyor. Yani ne dil olursa olsun sıkıntı yok diye bir durum yok. Sonra klavyedeki şeylerden, Türkçe karakterlerden dolayı sıkıntı çıkıyor. Ve Turkish Q. Turkish Q'yu seçiyorum buradan.
Ondan sonra troubleshoot, yatağa ayıkla kısmı var. Startup Repair'a giriyorsunuz ama Startup Repair hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Buradakilerin de sistem restore falan bende olmadığı için öyle bir şeyim yok. Yani bilgisayar değer kaplaması falan diye kullanmadığımdan onların hiçbir de işim yaramıyor. Command Prompt yani CMD aslında. Benim az önce size girdim ya, CMD'ye giriyoruz. Oradan aynı komandları girebiliriz. Odaklan. Diskpart. Biraz bekletiyor Diskpart. Aynen Diskpart'a girdik şimdi. Komut aktif oldu. Şimdi diyoruz ki yine list disk. List disk diyecek. Zaten bir tane takılı olduğu için bize sadece bir tane. Ha, disk sıfır olarak listeledi. Select disk. Disk sıfır. Disk sıfırı seç. List. Volumes yazmıyorum bak bu sefer. Vol yazacağım sadece. Volumes'la aynı şey kapıya çıkacak. Bu arada iki tane recovery var. İki tane recovery partition var. Ama bir tane olarak list volumes, list partitions altına girelim. Karşılaştırma olarak bakalım. Şimdi aynı şekilde hemen altında list partitions diye yazmayacağım. List part yazacağım sadece. List partitions komutunu girmiştim ya az önce. Demiştim ya sadece part yazarsanız da aynı kapıya gelecekiz diye. List part yazdığımda yine aynı kapıya geldi. Şimdi iki tane recovery var. Burada biraz kafa karıştırabilir. Şöyle bir durum var. Bu Windows'u ben zaten bu SSD'nin içine yüklü olan Windows'u ben hali hazırda bir süredir kullandığım için tabii ki güncellemeler geliyor sürekli bilgisayara. Şimdi bilgisayara güncelleme gelince de Windows Recovery diye bir bölüm oluşturuyor. Bir önceki güncellemede oluşturduğu recovery kısmı şu anki yani en son yapacağınız güncelleme için gereken kısımdan daha ufaksa Windows yeni bir kısım daha oluşturuyor ve o yüzden de iki tane recovery var. Yani yer yetmemiş. Bir önceki recovery'de oluşturduğu yer, hard disk'teki yer yetmemiş. Bir tane daha recovery kısmı oluşturmuş. Bunlardan en azından bir tanesini silebiliyorsunuz diye biliyorum ama şu an konumuz o değil yani. O yüzden kafa karıştırmasın, iki tane recovery var. Burada girdik. Primary dediği 237 GB. Reserved dediği 16 GB, 16 MB. Bunu hatırlıyoruz zaten. Windows böyle bir şey oluşturuyordu. System dediği 100 MB. Sistem olarak burada gösteriyor. İlginç. Type'ı sistem olarak göstermiş. Burada reserved, burada primary olarak göstermiş. Burada sistem olarak göstermesi ilginç. Çünkü bakın burada göstermiyor. Belki artistler arasında farklı olabilir. Bakın. Şimdi burada bir tanesinde D demiş ilginç bir şekilde. Niyeyse çünkü D olarak biz hiçbir yerde ben bunu hiçbir yerde benim D şeyim yok yani. Bu da bu SSD'nin de D şeyi yok. D partition'ı mı? Partition mı denir artık nedir? D klasörü yok yani. Bu SSD'de sadece içinde C ve Windows'un yüklü olduğu tek parça bir SSD. Ama burada D yaratmış. Şimdi olabilir belki bu işin içinde olanlar bilebilir ama farkları göstermek adına söylüyorum. Ama bakın info kısmına gelince ne boot kısmı var. Ne sistem kısmı var. Öyle ilginç bir şey yani. Ama olması gereken her şey de yerli yerinde duruyor aslında bakarsan. Mesela FAT32 100 MB. Yani bir öncekinde yan yana belki şu an koyarım. Emin değilim ama yani ben de sesimin üzerine eklerim. Şimdi eğer hatırlıyorsanız FAT32 ve 100 MB olan ve yanında sistem yazan bir parçamız vardı. Bakın burada hidden yazıyor çok ilginç bir şekilde. Burada hidden olmuş bu. Bilmiyorum yani neden. Bunu az sonra buna bir şey deneyeceğim. Ondan sonra halbuki bunun yanında sistem yazması gerekiyordu. Aynı zamanda bu 237 GB aynen bu 237 GB içinde Windows'un filan bütün programların yüklü olduğu kısmın yanında boot yazması gerekiyordu. Hiç öyle bir şey yazmıyor. Bunların NTFS olması normal. Yani işin ilginç kısmı bu. Bunları göstereyim dedim. Şimdi yapacağım bir iki işlem var. En azından deneyeceğim. Çünkü bunun üzerinde şey... Ha bu arada da bir tane şey yükledim. Bir tane de Windows'un kendi sitesinden bir Windows yükleme USB'si oluşturdum. Çünkü bununla buradaki bu şey kısmını FAT32 dediğim 100 MB'lık bu sistem infosunda sistem yazan ama aslında bizim başlatma şeylerimizin olduğu dosya mı denir? Bilgilerimizin olduğu FE kısmını yaratacağım. FE, UFE kısmını. Çok da detayına girmek istemiyorum. Onun için burada bazı komutlar var. Komutlara da bakacağız. Ama bunun da bilgisini vereyim dedim. Şimdi şu bilgisayarı kameraya bir sabitleyeyim. Çünkü artık iki elime birden ihtiyacım var. Şu kamerayla biraz yaklaşalım. Değil mi? Kamerayla biraz yaklaşalım. Önce bir komut deneyeceğim. İşe yarayacağını sanmıyorum ama işlem yapmak istediğimiz şu volume 3. Aynen. FAT32 olan görebiliyorsunuz değil mi? Aynen FAT32 olan şu volume 3. Şimdi diyorum ki select volume 3, select volume 3. Volume 3 selected. Şimdi buna diyorum ki aktif. Pasif gibi yani hidden olması çok ilginç yani. Çünkü benim başlatma kısmım niye hidden abi? Şimdi diyorum ki aktif. The selected this is not a fixed
Master boot record this. The active command can only be used on fixed. Ha, master boot record. Yani şu an benimki GPT. Ha, ona da bakmamız lazım aslında. Ona da söyleyeyim. Şunu da list disk komutunu bir daha gireyim. List disk. Bakın burada disk 0 diyor ya. Disk 0. Sonunda da burada bir GPT kısmı var. Yani GUID Partition Table. Şimdi eski bilgisayarlarda üzerinde BIOS olan, BIOS ile gelen bilgisayarlarda Master Boot Record ile hard diskleri şekillendiriyoruz. Yeni bir makinelerde de, bu eski dediğim de bayağı 10 yıllık falan makineler yani. Bunlar işte öbür bir videoyu söylemem dedim de bunların hepsi o videoda girdim aslında. Çok dandik gözüken ama içinde bayağı bilgi olan bir video. O dediğim video da şey işte. Zamanda yolculuk eski bilgisayar adam olur mu dediğim video. Bağlantısını da zaten sağına sonuna bir yerlere eklerim zaten. Dediğim gibi şimdi buradaki bize de aktif yaptım, aktif etmeye çalıştım. Olmadı. Ha, bu arada şunu ben bir takayım. Şunu ben bir takayım. Bilgisayarı yeniden başlatalım. Buradan diyorum ki exit. Exit. Bir daha exit diyorum. Çünkü önce disk part'tan çıktık şu an. Şu an CMD'ye geri döndük. Bir daha exit dersem CMD'den de çıkacağız. Exit diyorum. Şimdi buradan bilgisayarımı kapatıyorum. Bilgisayarımı kapatıyorum. Şey USB şeyi içinde Windows yüklemesinin şey olduğu, yapılı olduğu USB'yi arkadan buradaki anakartıma takıyorum ve bilgisayarı açıyorum. Her nedense klavyenin herhangi bir tuşuna basınca bilgisayar açılıyor ilginç bir şekilde bu durumdayken. Bilgisayar açıla dursun. Hatta açıla durmasın çünkü bilgisayar USB'den başlatmamız gerekiyor. Şu an BIOS'a girdim. BIOS'ta Peripherals mıydı neydi? Yoksa BIOS Features miydi? Ha, Boot Option. Boot Option'a girdim. Bakın görüyorsunuz değil mi? 860 Pro benim için de Windows'un yüklü oldu. Yani tamir etmeye çalıştım SSD. Ama ben bilgisayarı SSD'den başlatmak istemiyorum. SanDisk'ten başlatmak istiyorum. SanDisk yani az önce taktım USB şey. İçinde USB stick. İçinde Windows kurulumunun yüklü olduğu. Bunu seçiyorum şu an. Seçtim mi? SanDisk. Tamam. Şimdi diyorum ki buradan Save and Exit. Save and Exit Setup. Şimdi bilgisayar şeyden o Windows kurulumuna başlayacak. F8'de de olması lazım. Yani F8'e basılı tutarsanız da herhalde şey seçebiliyor. Hatta deneyelim bakalım. F8'e basılı tutuyorum şu an. Geç kalmış olabilirim ama kaldım galiba. Aynen. Geç kaldım. Neyse. Yanlış hatırlamıyorsam F8'e basınca da bilgisayarı neden başlatabileceğinizi seçebiliyordunuz diye hatırlıyorum ama emin değilim bakalım. İyi sen orada takıl. Sen orada takıla dur. Bizim burada biraz işimiz var. Aynı şeyle ilgili birçok yer var. Kafa karıştırıyor maalesef. Ama ben bir tanesini seçtim artık. Hep beraber deneyerek öğreneceğiz. Başlığı neymiş? Fix UEFI Boot. Fix for Windows 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10 falan. Yani Fix UEFI Boot dediği 32, 100 MB'lık FAT32 gözüken bir kısım vardı ya işte UEFI boot yani UEFI eskiden BIOS'tu şimdi UEFI oldu. Biraz kafa karıştıracağım ama maalesef işte bir şey yapmanız lazım. Hepsini bir videoda anlatmam çok zor. Yani başlatmasını şeyin bu benim elimdeki o bozuk SSD'nin başlatma kısmını bir Windows'u ilk başlatma kısmını onarmak istiyoruz. O 100 MB'lık kısmı var ya o kısmı onarmak istiyoruz. Ona yani onu deneyeceğim aslında. Gerçekten o mu bozuk emin değilim. Şimdi onun için de dediğim gibi Windows şeyimizi taktık. O USB'mizi taktık. Çünkü onun içinden bazı dosyalar alacağız. O dosyaları alıp yeniden şey yapacağız. O 100 MB'lık kısmı yeniden yapılandıracağız. Ve burada onunla ilgili komutlar var. Şimdi o komutları ben de bulayım. Buradan başlıyor. Mesela aşağı kadar indim. Use this part denen kısma kadar geldim. Ve şu ekrandan şimdi benim ekrana geri döneceğiz. Çünkü benim ekranda aynı şeye geldi. Aynı kıvama geldi aslında bakarsanız ama buradan yapmam gereken başka bir şey daha var. Burada CMD'ye girmek isterseniz aslına bakarsanız yani illa girmeniz gerekiyorsa Shift ve F10'a basarsanız buradan CMD'yi açabiliyorsunuz. Ama böyle yapmayın çünkü bu sefer Türkçe karakterleri kullanamıyorsunuz. Mesela bakın İ'ye basıyorum. Oradan saçma sapan bir şey çıkıyor. Görüyor musunuz? İ olmuyor. O yüzden şimdi CMD'ye exit diyorum. Exit. Exit lan çık. Ha bak işte Türkçe karakter olmadığı için exit olarak alınıyor. Çıktım oradan. Şimdi buradan Türkçe klavyemi seçiyorum. Yani Türkçeyi seçeceğim aşağılardan. Gel abi. Seçe. Tamil. Türkiye. Turkey. Turkish. Turkey. Turkish Q.
Q klavyem seçiliyor. Biraz parlıyor. Ben onu biraz karartırsam Turkish Q. Biraz daha anlaşılabilir oldu değil mi? Aynen. Şimdi next diyorum. Şimdi bakın burada repair your computer diyor ya. Bilgisayarınızı tamir edin. Şimdi ona tıklıyorum. Ve bu kısım da işte tam olarak buradaki şeyler oradan başlıyor. Oo, ne kadar parlak. Bak. Click Troubleshoot Advanced Options. Buradan Repair Your Computer kısmına girdik. Command Prompt. Şimdi burada ne diyorsa buradan aslında şu an benim ekranımda göreceğiniz soldaki ekranda benim de oradan kopya çektiğim şeyler. Şimdi buradan Troubleshoot yani hata ayıkla diyoruz. Hata ayıklaya tıklayıp yine buradan Command Prompt. Hatırlıyorsanız az önce de aynısını yapmıştım zaten. Şimdi Command Prompt'a girdik. Yine Diskpart'a giriyoruz. Şimdi Diskpart dedik. Diskpart bir açılacak. Diskpart açılacak. Diskpart şimdi list disk diyoruz. Disk 0, disk 1. Ha bakın işte burada biraz kafalar karışmaya başlayacak yani. Çünkü karışmayacak aslında şöyle. Çünkü USB takılı olduğu için USB'de bir disk olarak görüyor. Ve şu an bize disk 0 ve disk 1 var. Şimdi burada boyutlarına bakıyoruz. Bir tanesinde zaten GPT demiş. Bizimki GPT'ydi. Bakın öbüründe GPT şeyi yok, işareti yok. Ve boyutuna baktığımızda zaten disk 0 238 GB. Ve bizimki de zaten benim şeyde, benim o SSD'de zaten 256 GB. Öbürü de 64 GB'tı. Yani buradan boyutlarından da anlayabiliyoruz. Bize oradan ipucu veriyor. Yani bizim işlem yapmak istediğimiz disk 0. Select deyince anlayacak mı acaba? Select disk 0. Ha, select deyince de anlıyormuş. Yani cell aslında select'in kısaltılmış olduğu için select de diyebilirsiniz, cell de diyebilirsiniz. Şimdi buradan sol taraftan artık şeylerimi çekmeye başlıyorum. Kopyalarımı çekmeye başlıyorum. Ne demiş? Disk var, disk 0, disk. Şimdi demiş ki volümleri listele. Tamam. Disk 0'ın içindeki volümleri listeliyoruz. List volume demişiz. Bakın burada yine kafalar karışacak. Kafalar karışabilir. Birkaç tane SSD, bir hard disk takılı olursa. Çünkü USB'nin içindeki volümleri de buraya listelemeye başladı bakın. Şimdi ESD, USB FAT 32, 32 GB LTE. Yani şuradaki büyük ihtimal bizim şeyimiz oldu. İçinde Windows'un yüklü olduğu USB stick'imiz. Bizimki zaten 100 MB FAT32 idi hatırlıyorsanız 100 MB'lık FAT32 bu volüm 2'nin yani volüm 2'ye denk gelen parçanın içinde biz işlem yapmak istiyoruz. Tamam şimdi yine soldan kopyamı çekiyorum volümleri listeledik. Buradaki bu 100 MB'lık FAT32 şeyi volümü seçmek istiyoruz biz. Select yani cell volüm 2. Şimdi diyor ki volüm 2 şu an seçili. Ona bir adres vereceğiz şimdi. Onun şeyi de komutu da assign ata yani assign ata olarak çevirebiliriz. Ona bir harf atayacağız. Assign letter eşittir herhalde orada eşittir demiş. Assign letter eşittir. Ben K diyorum ona. Kullanılmamış daha önce burada olmayan bu liste üzerinde hali hazırda olmayan bir harf atıyoruz. Assign letter K. 2 nokta üst üste bakalım yanlış mı yapmışım? Yanlış yaptım demek ki. Belki yazım hatası mı yaptım ben yine konuşacağım diye ya eşittir. K 2 nokta üst üste. Büyük ihtimalle yazım hatası yaptım ya. Yani konuşacağım diye. Çünkü şimdi oldu. Assign letter eşittir. K 2 nokta üst üste. Yani şimdi yeniden bakın şey olsun diye girelim. List volumes diyorum. List volume diyorum. Ve bakın burada volüm 2 seçili olan volüm yanına da bakın bir tane yıldız koymuş. Volüm 2'nin şu an şeyi K oldu. Adresi K oldu. Onunla şimdi işlem yapabiliriz. Şimdi soldan yine şey çekmeye, kopya çekmeye devam ediyorum. Diskpart'tan çıkın diyor. Exit diyorum. Diskpart'tan çıkıyoruz. Leaving Diskpart. Diskpart'tan çıktık. Şu an CMD'ye geri döndük demek ki. Bir şey olmadığına göre. Ondan sonra bize komutları giriyor. Şimdi CD boşluk slash D boşluk K bizim az önce adres atadığımız EFI kısmı K 2 nokta üst üste slash ama bu öbür türlü bir slash aha bulduk slash EFI sola doğru slash alt şunun sola doğru slash EFI Microsoft slash boot slash yanlış
Flash. Tamam, enter diyorum. Buradan boot diye bir şeye girdik. Yani şu an hata vermediğine göre demek ki biz buradan boot'un şu an buradaki şey değişti. Boot'un içine girdik. Burada 3 tane alternatif vermiş bize. Benim ilk izahati işe yaradı. Bakın, birinci satırda olan şu benim ilk girdiğim işe yaramazsa bunu veya bunu deneyin demiş. Ben şu an istediğimi elde etmiş oldum. Boot'un içine girdik. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki komut da boot. Ha, burada yine bir hata alabiliriz. Bakalım, deneyelim. Boot track. Boot track boşluk slash fix boot. Access denied. Aynen, bir hata aldık. Access denied. Aynı şekilde burada bize söylemiş zaten. Bu komutu girdiğimizde Windows'un versiyonu yeni olduğu için Access denied hatası alabilirim. Ve buradan başka bir komut girmemiz lazım. Başka komutu deneyelim bakalım. BCD boot. Yani öyle bir hata alırsak BCD boot diye bir komut girmemiz gerekiyormuş. BCD boot C demiş. Peki C iki nokta üst üste sola doğru olan slash şu muydu? Sola doğru olan slash Windows boşluk sağa doğru slash S K iki nokta üst üste slash F sağa doğru slash pardon boşluk slash F boşluk UEFI Boot file successfully created. Yani kanın içine anladığım kadarıyla 100 MB'lık o F32 FAT32'nin içine neredeki şu K şey atadığımız içine boot dosyaları başarılı bir şekilde yaratıldı demek istiyor anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla biz işimizi gördük galiba. Şimdi buradan bir exit diyelim bakalım. Ve turn off your PC diyorum şu an. Turn off your PC. Kapattım. Şimdi tekrar bir klavyenin herhangi bir tuşuna basıyorum. Bilgisayar kendini yeniden açıyor. Şimdi şeye gireceğim. BIOS'a girip BIOS'taki başlatma seçeneğini değiştireceğim. Çünkü devam edersem yine USB'den başlayacak. UEFI Samsung 800 Samsung 860 Pro'yu seçiyorum buradan. Save and exit setup. Yes. Bakalım başlayacak mı? Şu an çok merak ediyorum gerçekten. Başlayacağını ben sanmıyorum neyse ama başlayabilir. Bakalım ilginç. Öğrenmeye bunların hepsi. Çünkü bunun hepsini silip Windows'u aslında şey yapabilirim yani sıfırdan yükleyebilirim ama ben öğrenmek istediğim için bu kadar kasıyorum. Bakalım ne olacak. Windows'a giriyor mu? Oha giriyor mu gerçekten lan? Oha girdi inanmıyorum. Vallahi oldu ha. Vallahi oldu beyler inanmıyorum gerçekten. Oha çalıştı lan. Nasıl bozmuşum ki ben? Gerçekten bilmiyorum hacı ya. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Ama şu an çok mu çok mutluyum gerçekten ya çözdüğüme. Çünkü 2 gündür bununla uğraşıyorum ve yani başıma gelmeyen kalmadı. Zaten internetim yok. Sağdan soldan çaldığım internet yani çalmadım da işte bana hediye nasıl denir? Bana acıyıp verilmiş olan Wi-Fi şifresinin internetiyle bunları yapmaya çalışıyorum ki gerçekten zorlanıyorum yani. Ama gördüğünüz gibi oldu. Çözebildik yani. Demek ki her nasıl yaptıysam bir önceki yani şunu içini temizlerken her nasıl yaptıysam bu içinde Windows yüklü olan şeyin hard diskin SSD'nin boot kısmını bozmuşum gördüğünüz gibi. Ve şimdi hatta ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim CMD'ye. Şuradan Windows R yapıyorum. Görmüyorsunuz ama Windows R yaptım buradan. Şimdi CMD yazacağım. CMD. CMD'ye bir girelim. CMD'den tekrar şunu şey yapalım. Sol tarafa alalım şöyle. Şu tarafa alıyorum. Şuradan biraz daha büyütelim bakalım şöyle bir saniye büyü. Aynen CMD. Şimdi buradan diyorum ki disk part onaylıyor musun diyor. Onay verdim de görmediniz sağ tarafta kaldı. Disk part'ı aç dedim yani. Şu an disk part açıldı mı? Ha pardon. Sağ tarafta başka bir şey de açılmış. Hemen getiriyorum onu buraya. Yeni bir ekranda açılmış disk part. Ne diyorduk burada? List. Hatta bir saniye şu USB görüyor mu buradan USB'yi? Bir saniye o USB görüyorsa USB'yi ben oradan çıkartayım ki kafamızı karıştırmasın. Aynen şimdi eject şey yaptım. Güvenli bir şekilde USB'yi buradan kaldırdım. Şuradan şöyle yapın. Bu içinde Windows yüklü olan USB'yi kaldırıyorum ki bizim kafamızı şey yapmasın orada.
list volumes dediğimizde kafamızı karıştırmasın. Şimdi sen biraz karan. Şimdi list Diskpart'a gel. Şimdi diyelim buradan list disk diyorum. List disk. Aynen, sadece bir tane SSD takılı olduğu için sadece bir tane SSD görüyoruz şimdi burada. Şimdi diyoruz ki select disk 0. Tamam, şimdi diyoruz ki list volumes, list volume ya da. Bakın, iki tane hidden olarak şeylerimiz gözüktü. Biri boot, biri sistem. Gördüğünüz gibi kendine gelmiş oldu. Boot'u halledince, pardon, sistem yani FAT32 ve 100 MB'lık bu boot dosyalarının, yani az önce yeniden oluşturduğumuz kısmı tamir edince, boot denen kısımda, yani infoda az önce gözükmüyordu ya, hani boot olarak gözükmüyordu. İçinde bizim Windows'un olduğu, bütün programlarımızın olduğu bu kısım karşısında boot olarak gözükmüyordu. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi o da geri geldi. Şimdi iki tane partition'ımız var, hidden olarak gözüken. Aslında bunu doğru olarak gösteriyor şu an. Hidden çünkü bizim bunlara bir görerek görmemizde bizim bir işimiz yok. Bu Windows Update'in, Windows güncellemenin kullandığı kısımlar. Gece geç oldu aslında. Bununla uğraşmayacağım. Videonun da zaten amacı değil. Yani bunlardan en azından dediğim gibi bir tanesini silebiliyorsunuz. Hangisinin eski olduğunu bir şekilde öğreniyorsunuz. Unuttum onun nasıl olduğunu. Az önce bakmıştım ve ona göre bir tanesini siliyorsunuz. Öbürünü de belki silebilirsiniz ama bilmiyorum yani. Fazla kurcalamaya gerek yok. Burada gördüğünüz gibi şeyde duruyor. Ve K'da gitmiş. Aa, ilginç bir şekilde ama atadığımız şey gitmiş. Bak, K diye şey yapmıştık ya. Ha, partition da gözükür belki. Aynı şekilde list hemen partitions diyelim, yani list part. Orada da gözükmüyor. İlginç bir şekilde bakın, K olarak atadığımız şey gitti. Ya da acaba yaptığımız şeyle, son komutla hem şey yapıp hem içine boot dosyasını atıp hem de şeyi mi kaldırdık acaba? Yani buradaki üzerine atadığımız o adresi, K olarak atadığımız adresi mi kaldırdık? Emin değilim, bilmiyorum ama gördüğünüz gibi burada artık gözükmüyor. Yani FAT32'nin karşısında şu an K olmalıydı az önce yaptığımız işlemlere göre ama gözükmüyor. Ah, diyeceğim de başka bir şey var mı? Diyebileceğim başka bir şey yok. Yani ben başarılı olmasına şu an gerçekten çok sevindim ve acayip de şaşırdım aslında bakıyorsanız. Yani ben daha uğraştıracak diyordum çünkü gerçekten bezdirdi ya. Şu bilgisayarla geldiğimden beri uğraşıyorum yani. O kadar uğraştırdık inanılmaz bir şekilde ama dediğimiz gibi bir şeyleri çözmek istiyorsanız, yani sorunlara aşmanız gereken, nasıl aşmanız gereken değil de aslına bakarsanız, sorunlara öğretmen olarak bakarsanız, gördüğünüz gibi şu an bir şey öğrenmiş olduk. Ben yani böyle bir sorun karşıma çıkmasaydı ben asla bunları öğrenmezdim. Bunları asla tecrübe etmezdim. Çünkü buradaki şu an şurada gördüğünüz komutlar aslında bayağı insana karışık geliyor. Ama bu şekilde yaptığınızda en azından bir tecrübe edinmiş oluyorsunuz ve bir sonra böyle bir şeyle karşılaştığınızda aslında çok da donanımlı olabiliyorsunuz yani. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz ki böyle birçok şeyle ilgili iyiyseniz, birçok şeyle ilgileniyorsanız. Yani şunu bir bilgisayarcı çağırmanız gerekseydi, düşünsenize bilgisayarcı buraya gelecek, bunu yapacak, bakacak. Halbuki onun için çok kolay bir şey. Aslında gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir şey değil mi? İçinde birkaç tane burada internette çok kolay bir şekilde ücretsiz bulunan komutları girerek burada işimizi görmüş olduk ve bütün programlarımızı yeniden yüklemek yerine buradaki bilgilerimizi başka bir hard diske atmak yerine, başka bir hard disk yoksa önce başka bir hard disk almak yerine çok basit aslında bir şekilde işimizi halletmiş olduk. Çözmüş olduk. Umarım yardımcı olmuştur bir şekilde. Sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Cevap vermiyorsam görmemiş olabilirim. Bir daha sorabilirsiniz ya da çok videoda zaten cevap verdiğim bir soruyu sormuşsunuzdur. Çünkü videoları gerçekten izlemiyorsunuz. Onu fark ettim. Çünkü videoda cevap verdiğim sorulara soru soruyorsunuz ilginç bir şekilde. Mesela şimdi şöyle bir soru gelebilir. Abi, bilgisayarı tamir ettin mi diye soru gelebilir yani, işte yani izlese görecek tamir ettin mi etmedin mi. Türkçe videolara lütfen destek verin. Bunu kısa bir yorum bırakarak, abone ol tuşuna tıklayarak, hatta biraz da kendime ışık vereyim ya. Beğen tuşuna tıklayarak, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açarak ve videoları sağda solda her yerde paylaşarak yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
I will try to explain everything as shortly as possible, but I need to give you a bit of background and you will still need to watch the video if you want to understand everything completely. So the history. As you can see, there are two SSDs here. This is the SSD that I damaged the boot files, and that's the one that I repaired, and that's the one that I'm still currently using. This is my main SSD, that's my main drive. And this is the one that caused all this trouble. Yeah, actually I caused all the trouble, but that's how it started. So this is it's an older one. That's a very small SSD. It's almost like a memory card. This is just 128 gigabytes. Previously I had Windows installed inside it, but now I just wanted to use it as just storage, and I still use it as storage, as a scratch disk for Premiere if you're interested in this kind of things. So when you install Windows inside an SSD or a hard drive, Windows creates these partitions which are not easy to delete, you know. And because they're not big, you know, you can just leave them there. Because this SSD is very small, I just wanted to delete these also. And while this SSD, while my main SSD, you know, was installed and was working, I installed this to my computer also. So inside Windows, which was installed in this one, you know, I was just trying to be 100% sure that you get it. So I went into Windows, through command prompt, I go to disk part, and while inside the Windows of this SSD, I tried to use disk part to erase this one. And I was 100% sure that I selected this disk, and I selected the partitions of this one, and I erased them actually. So I don't know how I managed to erase partitions of this one also. I have no idea. I won't be able to give information about that. And I wasn't also... I couldn't find information about how a healthy SSD should look like. What partitions and healthy SSD should have. So I went to Windows and downloaded a copy of Windows and created a bootable USB, and I installed a fresh Windows installation inside this SSD, you know. And if you watch the video, you will be able to see that I boot into this SSD. I installed the SSD to my computer and I boot inside it. So this is the first SSD that I connect inside the video. So that's why I'm able to boot in it now. Just because I wanted to see how a healthy Windows, healthy fresh Windows installation should look like. And that's what you can see. So I boot into this one and I use disk part to list its partitions and volumes, and you can see how it should look like. And then I install and I remove this and I install this. And then you can also see how this one looks like after I damaged the boot partition, so you can have a comparison. And afterwards, say actually you just need the web page, which is this. This is the one that I use, but I'm sure that there are many others. So this is something called neosmart.net wiki UEFI boot blah blah. You can just enter this address. Yeah, I forgot it for a second. Or you can just search for this title, I guess. So fix UEFI boot for Windows 7 to 10. So afterwards, actually, you just you don't need anything, you know, from the video. If you just probably all you need is the comparison, I guess. I don't know. But yeah, the information is here. So I hope it helps you in some way. It helped me a lot because I really, really didn't want to just back up everything, because the stuff, you know, my files weren't gone, you know, only it wasn't booting the hard drive, that my original hard drive, you know, all my original programs, hard drives, all my information was there. It wasn't just not booting. That was the problem. So I really didn't want to deal with all of this. Back, not really backup, but you know, all those installations and stuff, it takes so much time, and I did it so many times. I'm really so fed up with it, you know. I don't want to do it anymore. So yeah, I guess that's all. If you have any questions, of course you can ask it, you know. I will try to answer it.
And if the video helped you in any way, in some way, you can try to help back, hitting the like button, leaving a small comment, or subscribing. It's a help in YouTube. It helps in one way, some way, you know. And yeah, as I said, hope it will help you, and thanks for watching.